Öncelikle ICCI Dijital'in tüm katılımcılarını ve tüm izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. ICCI'yi dünden beri takip ediyorum. Oturum içerikleri oldukça zengin. Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki dün güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji oturumların yıldızıydı. Oturumlara damga vurdu. Yani yanlış olmaz diye düşünüyorum bu. Bu anlamda da yine tekrardan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 gün önce hepinizin bildiği gibi Dünya Enerji Ajansı enerjinin güneş etrafında döneceğini ifade etti. Yine dün Sayın Bakanımız 2019 üretiminde Avrupa ikincisi olduğumuzu ifade ettiler. İlk 9 ayda yerli ve yenilenebilir kaynaklarda yaklaşık %62 seviyelerinde bir üretimimiz var. Gördüğünüz gibi oldukça çok yol alındı. Ancak önümüzde alacağımız yol, geldiğimiz yoldan daha fazla diye düşünüyorum ben. Şu anda baktığımızda Eylül 2020 itibariyle üretim tesisleri açısından kurulu gücümüz yaklaşık %18 yenilenebilir enerji anlamında. Kaç olabilirdi diye düşünüyorum bugün itibariyle. En az %25 olabilirdi. İnşallah olacaktır da bu şekilde devam edeceğiz diye umut ediyorum. Beni tanıyanlar bilirler, böyle bir konuşmaya başlamadan önce genç bir dernek olduğu için öncelikle Viyat'ı tanıtırdım. İşte 3 yaşında derdim, 27 tane üyesi vardım, %90'ı temsil ediyoruz derdim. Bu sefer Viyat'ı tanıtmayacağım, artık herkes Viyat'ı tanıyor ama bu sefer farklı bir şey yapacağım. Viyat'ın 2017 senesinde hazırlamış olduğu bir yol haritası vardır. Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak. Hani YEKA ana konumuz, YEKA şartnamesi konumuz ama arkasından da YEKA sonrası ne olacak diyoruz ya. Biz YEKA sonrası ne olacağı 2017 senesinden itibaren bir yol haritasıyla belirlemiştik ki GÜYAT üyeleri için. Dedi ki yeni ve mevcut yatırımlar ve ihaleler bir gruptur, finansman bir gruptur, çatı pazarı diğer bir gruptur. Yapılan ihalelerle, yeni yatırımlar ve yeni ihalelerle ilgili olarak daha o günden bugüne hep söylediğimiz bir şey vardı. Bir takvim belirlenmesi gerektiğiydi. Bu takvimin sürekliliğinin olması, sürekliliğiyle birlikte öngörülebilirliğini sağlaması gerektiğiydi. Ve bu takvimin kısa 3 senelik, 5 senelik değil ama 15 senelik bir takvim olmasını talep etmiştik. Yıllık olarak ilan edilen kapasitelerin her seferinde iptal edilmeyerek ya da ertelenmeyerek o seneye uygun olarak hayata geçirilmesini talep etmiştik. YEKA ihalelerinin daha birinci YEKA ihalesiyle karşılaştırıldığında daha küçük kapasiteler halinde çıkılmasını ve hatta şu rakamlar yazar 50 ve 10 megawatt arasındaki küçük kapasiteler arasında çıkılmasını talep etmiştik ki bunun tabana yayılması bu anlamda oldukça önemliydi. Yani tabana yayılması derken küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız artı büyük ölçekli yatırımcılarımız yine keza var. Yani her üçünü de daha doğrusu mutlak surette sektörde yer alması gerektiğine inanıyoruz. Biri diğerinden küçük ya da büyük olduğu için daha az önemli değildir diye. Tüm bunların yanı sıra yatırımcı adaylarının arazi ve saha geliştirme olanaklarının sağlanması da yine bizim düşündüğümüz konulardan bir tanesiydi. İhale sistematiğine çok çalışmıştık. İhale sistematiğiyle ilgili olarak tekrardan değerlendirme yapılması gerektiğine inanıyorduk. Çünkü ihalelerin yapıldıktan sonra santrallerin hayata geçirilmesi bizim için son derece önemliydi. Bu kapasitelerin hayata geçirilmesi önemliydi. Bunun için gerekli düzenlemeleri şartnamelerde yer alması gerektiğini hep ifade ettik, ifade de geldik. Bunlar bir YEKA ya da bir ihale vasıtasıyla kapasite talep eden yatırımcılarımızın, devletten destek mekanizması talep eden yatırımcılarımızla ilgiliydi yapmış olduğumuz çalışmalardı. Bir de YEK'ten veya benzeri bir destek mekanizmasından faydalanmak istemeyen, bir kamulaştırma imtiyazı talep etmeyen, kendi arazisini, kendi müşterisini bularak kendisi santralini yapmak isteyen yatırımcılarımız vardı. Bunların şu anda yeni yeni YETA diye adlandırılıyor ikili anlaşmalar diye ama ikili anlaşmalara gelinceye kadar bunun sistematik anlamda çok daha önceden atılması gereken adımlar var. O da
bu tip yatırımcıların sisteme çıkış hakkı verilmesiydi. Bunları ifade ettik. Sisteme çıkış hakkı verildikten sonra her daim ikili anlaşma, üçlü anlaşma, kaçlı isterseniz o kadar çok anlaşma yapılıp bunun finansmanı bulunabilir. Ama buradaki önemli olan dedik, sisteme çıkış hakkı verilmesidir. Çünkü bu yatırımcılar herhangi bir şekilde devletten bir talepte bulunmuyorlardı. Bunu da hangi bazı oturttuk? Bildiğiniz gibi madenler ve sular devletin tasarrufu altındadır. Milli servet olarak görülür ama rüzgar ve güneş enerjisi herhangi bir şekilde milli servet ya da devletin tasarrufunun altında olan enerji kaynakları değildir. Bunun en büyük örneğini de yine üçüncülüğü hiçbir şekilde bırakmadığımız, zaman zaman ikinciliğe yükseldiğimiz güneş enerjisi vasıtasıyla yaptığımız sıcak su sistemlerini de görebiliriz. Eğer bunlar devletin tasarrufu altında olsaydı hiçbir şekilde güney illerimizde böyle bir şey yapma şansımız olmazdı. İşte buradan yola çıkarak, bu hukuki gerçekliğe dayanarak elektrik enerjisi üretiminde de eğer bir yatırımcı, aynen bir doğalgaz yatırımcısı olduğu gibi, nasıl gidiyor doğalgaz yatırımcısı, eğer sistem müsaitse BOTAŞ'a başvuruyor. BOTAŞ'ın basıncı ve gelen gazına ilgili sistemsel bir problem olmadıktan sonra gidip TİH'den bir bağlantı kapasitesiyle devam edebiliyor. Aynen bunun gibi, bu şekilde olduğu gibi bir ihaleye girmeden kendi yatırımını yapmak istiyorsa, kendi müşterisine satmak için bunun yapılmasını, sağlanmasını talep etmiştik. Yine devam ediyorum. Mevcut yatırımlarla ilgili olarak bizim önümüze koyduğumuz bir başka mihenk taşı da kapasite artışlarının verilmesi ve hibrit kurulumların lisans tadili yoluyla yapılmasıydı. Bunları söylediğimiz zaman sene 2017 idi. Lisanssız projelerle ilgili olarak bir öngörümüz vardı. Yeklem süresi bitiminde nasıl değerlendirileceğine ilişkin önceden bir çalışma yapılması ve bu çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine inanıyorduk. Bu şekilde lisanssız projelerin değerlerinin artacağını düşünüyorduk. Bundan ilgili de bildiğiniz gibi çeşitli düzenlemeler hali hazırda üst düzeyde kamuda, mecliste tartışılmakta. Bu da yine sevindirici bir haber olarak söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine yol haritamızı belirlerken biz finansman, bir vazgeçilmez ya, bir yatırım yaparken finansman üçlü ayaktan bir tanesi, ana ayaklardan bir tanesi. Yani bu olmadığı takdirde o üç ayaktan bir tanesi olmadığı için yürüme şansı olmayacağından çok önem verdiğimiz bir konuydu. Bütün bu finansal konularda net olarak söylediğimiz şey şuydu: yatırımların finansal risklerinin olabildiğince minimize edilmesi. Yabancı ve yerli doğrudan yatırımcı için yatırım ortamının geliştirilmesi, istenilen döviz cinsinin kullanılabilmesi, 2020 sonrası için yekten benzeri destekleme mekanizmalarının getirilmesi ve bunun ta o dönemden ilan edilmesi, ki 3 sene geçti üzerinden. Ve o zamanlar yine bir şey söylemiştik, konut finansmanında olduğu gibi özel finansman koşulları ile sektörün desteklenmesi, hala söylüyoruz, hala talep ediyoruz. Yine yol haritamızın mihenk taşlarından bir tanesidir. Son konumuz ise çatı pazarıydı. Çatı pazarıyla ilgili olarak da aynı trafoya bağlı olmama şartı, bağlı olma şartının kaldırılması, sadece aynı dağıtım bölgesinde olma şartının getirilmesi, çatıda kurulma şartının aranmaması gibi, biliyorsunuz sanayi tesislerinin bir kısmı kendi bahçelerinde kurabilmek istiyorlar. Fakat çatıda kurulum şartı söz konusu olduğu için bunu yapma şanslarına sahip değiller. Bunlar OSB içi sanayi tesisleri değil. Ama yine de yavaş yavaş adımlar atılıyor. OSB'de olduğu gibi yavaş yavaş hedeflere ulaşılıyor. 3 senede buraya kadar geldik. O zamanlar mahsuplaşma bile yoktu ki bizim yine mihenk taşlarımızdan bir tanesiydi. Mahsuplaşmanın bir an önce hayata geçirilmesi, özellikle kendi elektriğini üretmek isteyen kişiler açısından son derece iyi olacağını düşündüğümüzde. Ve çatının tanımının yapılarak KDV oranının da bu çatı pazarının gelişmesi için düşürülmesiydi. Şimdi dönüp dolaşıyorum. Bunlar mihenk taşlarıydı. Yatırım mini yakaya gelecek olursak, 3'e gelecek olursak, hep yukarıda bahsettiğimiz finansman kısmı dediğimizde yatırımın ortamının geliştirilmesine döneceğim. Nasıl bir ilanla karşılaştık? 36 ilde 15 megawattlık 28 proje, 10 megawattlık 34, 20 megawattlık 12 proje, toplam 74 proje.
Tabii 15, 10, 20 gibi projelerin olması, yani çeşitli rakamlarda, büyüklüklerde projelerin olması son derece sevindirici. Bundan sonraki yakalara çıkılırken 50, 100, 150 bu tip projelerin de olması aynı zamanda talep edilen bir unsurdur. Küçüklü, ortalı, büyüklü projeler yatırımcıların, değişik büyüklükteki yatırımcıların oldukça ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz. Yine mini yakayla ilgili olarak 15 yıllık bir alım garantisi söz konusu ama 15 yıllık alım garantisini zannedilmesin ki 15 yıl boyunca alınacak. Bildiğiniz gibi sözleşme imza tarihi söz konusu olduğu için, imza tarihinden itibaren 15 yıl olduğu için bunun içinde proje geliştirme ve inşaat süresini de koymamız gerekiyor. Ödemeler 3'er aylık dönemler halinde 15 yıl boyunca güncel sözleşme de belirlenmiş olan eskalasyona göre yapılacaktır diyor. Biraz sonra ona detaylı bir şekilde değineceğim. En son 8 Ekim tarihli resmi gazetede de başvuruların alınması için 18-22 Ocak tarihine bir erteleme duyduk. Şu anda geldiğimiz durum bu noktada. Bundan sonra şartnameyi inceleyecek olursak nereye geliyoruz? Biraz önce fiyat anlamında konuşacak olursak dedim. Yaka şartnamesinde fiyat ve mali konular başlıklı 11. maddesi oldukça enteresan bir madde. Ve çok dikkat çekici bir madde. Banka kredisi kullanmak isteyen yatırımcılar, yabancı doğrudan yatırımcılar için çok dikkat çekici bir madde. Şimdi eskalasyonda üst limit olarak PTF öngörülmekte. PTF öngörüldüğü için bu bankacılar tarafından, konuştuğumuz finans çevreleri tarafından ciddi anlamda merchant risk oluşturmakta. Niçin? Bu fiyat eskalasyonuna göre gerçekçi bir ihale fiyatının oluşumunun sağlanabilmesi ancak önümüzdeki 15 yıllık süre boyunca elektrik fiyatının doğru tahmin yapılmasıyla mümkün olabiliyor. Ne var ki elektrik fiyatını etkileyen o kadar çok unsur var ki burada doğalgaz, petrol, işte iklimsel etkiler dediğimizde bunun devletler tarafından bile yapılması mümkün değil. Yani devletler tarafından bırakın 5 yıllık bir öngörünün yapılmasını şu anda içinde bulunduğumuz dalgalı pandemi dönemi içerisinde 5 aylık, 10 aylık süreçlerde bile elektrik fiyatlarının gerçekçi bir şekilde tahmin edilebileceğini çok düşünmüyoruz. Şimdi şu aşamada devletlerin ya da başka büyük kuruluşların dahi tam bir tahmin yapamadığı piyasalarda aynı tahmini bankalara ya da yatırımcılara yaptırmaya çalışmak çok kolay değil. Mümkün değil aslında doğruyu söylemek gerekirse. Yani bu demektir ki ihale fiyatı oluşumunda eğer böyle bir tahminle yola çıkarak bir proje finansmanına girecekseniz bu mümkün değil. Çünkü bankalar bunu kabul etmiyor. Bu riski almayacaklarını ifade ediyorlar. Bu da ne demek? Bu projeler yapılmaz ya da finanse edilmez değil ama proje finansmanına konu olmaz demek. Diğer taraftan şöyle bir noktadayız. İhale çıkıldığında, daha doğrusu ilana çıkıldığı zaman dalgalanmayı net olarak önümüze koyabilmek açısından söylüyorum. Kur 6.84 idi. Şu andaki kur 7.92. Temmuz'dan bu yana yaklaşık %15 civarında bir değişim var. Şimdi bütün kamu, üst düzey, hükümet ve de özel sektörün net olarak üstünde antat kaldığı bir konu var ki Türkiye'nin döviz girişine ihtiyacı var. Türkiye için döviz girişi gereklidir diyorsak o zaman yabancı doğrudan yatırımcıyı çekmemiz gerekiyor. Şu anda yabancı doğrudan yatırımcı da aslında Türkiye'ye gözünü çevirmiş durumda. Niçin? Çünkü Avrupa'da faizler sıfır ve eksi düzeyde. Niçin yenilenebilir enerji çok ciddi anlamda top trend olarak gidiyor. Niçin güneş yükselen yıldız noktasında Dünya Enerji Ajansı'nın açıkladığı gibi enerji artık güneşin etrafında dönüyor. O yüzden bu ihaleler yabancı yatırımcılar için de çok önemli. Fakat bir takım önümüzde maniyalar var. Yapmış olduğumuz çalışmalar en son noktada yurt dışındaki banka faizlerinin sıfır olması, işte negatif olması, yatırımcıların buraya gözünü çevirmesiyle birlikte şartnamenin 15. madde, 11. maddesini herkesin önüne seriyor. 11. maddeyi okuyan yabancı yatırımcılar, yabancı finans kuruluşları ciddi anlamda soru işaretleriyle oturup kalkıyorlar.
Bu da çok mutluluk verici bir noktaya gitmiyor. Ama bunun çözümleri var. Bu maddeden hoşlanmadıkları için bunu söylüyorlar. Ama bu maddeye karşı bir takım çözümlerimiz var. Mesela döviz endeksli bir eskalasyon yapılabilir. Bunun için bir taban konulabilir, döviz endeksli bir taban konulabilir. ÜFE yerine TLREF getirilebilir ve PTF çarpı 1.25 üst limiti mutlak suretle kaldırılabilir. Bunları yaptığımız takdirde biz elimizdeki ihale enstrümanını yabancı yatırımcıyı ve yabancı kuruluşları çekmek için, döviz girdisi sağlamak için bu ihale enstrümanını çok rahatlıkla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bundan başka devam edecek olursak şartnamedeki süreç ve sürelerle ilgili de biraz konuşmamız gerekecektir. Şimdi istatilerin süresel süre ve taksimsel sorumlulukları net olarak şartnamede ortaya konmuştu. 15 gün denmiş, bir ay denmiş. Fakat buna rağmen kamu kuruluşlarının onay ve işlemleri süreye bağlanmamış. Gecikmeye sebebiyet vermeyecek şekilde bir takım ibarelerle ifade edilmiş bütün şartname boyunca. Şimdi buraya bu hükümlere mümkünse disipliner bir süreye bağlanması yatırımcının önünü görmesi açısından çok faydalı olacaktır. Yani işte bir ay içinde imzalanabilir. Bu tip şeyler yatırımcının finansman bulması açısından ve finansman koşullarını tartışabilmesi açısından da faydalı olacaktır. Ama burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum çok ciddi anlamda yeni normal olarak adlandırıyoruz ama çok dalgalı bir durum. Bugünden yarına ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Bakın şu anda Avrupa'da yavaş yavaş kapanmalar başlıyor. O yüzden süreç başladıktan sonra, sözleşme imzalandıktan sonra ne olursa olsun pandemiden etkilenen süreçler için düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu herkes için gerekli bir şey. Çünkü bu pandemi hiçbir zaman normal bir durum değil. Yüksek derecede risk ve önem ihtiva eden bir durum. Diğer taraftan bir konumuz daha var ki herkesin çok dikkatini çekiyor. O da 514 maddesi. 514 maddesi diyor ki aday yakaların önerilmemesi veya önerilen aday yakalardan en az birinin genel müdürlük tarafından yaka olarak ilan edilmemesi halinde sözleşme feshedilir. Tamam, çok güzel, feshedilsin. Ama arkasından devam ediyor. Teminat irat kaydedilir. Şimdi yakaların ilan edilme süreci her ne kadar isteklinin iş ve işlemlerini gerektiriyorsa da iradesine, saf iradesine bağlı bir süreç değil. Başkalarının irade iş ve işlemleriyle birlikte kolektif bir süreç. Bu nedenle isteklinin kusuru olmadığının tespit edildiği hallerde istekli bütün iş ve işlemlerini yaptı. Ama başkalarının geciktirmesi nedeniyle yaka ilan edilemedi. Sözleşme feshedilsin ama kusuru olmayan bir kişinin niye teminat mektubu nakde çevirsin diyoruz. Bir diğer konumuz yine şartnamede karbon gelirlerinin yatırımcıya ait olduğunun belirlenmesiyle ilgili olarak yani çeşitli noktalara karbon gelirleriyle ilgili açık düzenleme yapılmalıdır diyoruz. Bu hala kafamızda bir soru işareti ama tam olarak karbon gelirleriyle ilgili şartnamedeki şey, karbon gelirleri bu şartname dışındadır ama hala tam olarak nasıldır onu oturtabilmiş değiliz. Biraz daha derinlemesine bir düzenleme yapılırsa iyi olacağı inancındayız. Tüm bunları ilaveten, ta başında konuşmamı söylediğim bir konu vardı. Yine finansmanla ilgili olarak dedim ki konut sektörüne verilen uzun vadeli düşük faizli Türk lirası krediler gibi krediler burası içinde paketler halinde düzenlemeyle çıkartılabilir. Bundan ilgili çalışmalarımız yine devam ediyor ama özellikle bu tip mini yakalarla ilgili olarak çok iyi olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tip kredi paketleri özellikle mihenk taşını oluşturup mini yakaların devamında çok çok faydalıdır. Faydalı olacaktır. Sonuç olarak bildiğiniz gibi 8 Ekim 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yapılan erteleme her ne kadar bazı çevrelerce çok heyecanla karşılanmasa da yukarıda belirttiğimiz hususlarda düzenleme yapmak için bir fırsat olacaktır inancındayız. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bol güneşli günler. Çok teşekkür.
Teşekkürler Berke Hanımcığım. Çok güzel ifade ettiniz. Tekrar teşekkürler. Hakan Beyciğim, sizinle devam edebilir miyiz? Buyurun. Peki, teşekkürler. Öncelikle tüm katılımcılara, derneğin ve şahsım adıma saygılar sunuyor ve bu güzel oturumları düzenleyen başta siz Feray Hanım ve Yavuz Bey'e de ve tüm ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle bizim üç tane derneği bir araya getirmek hakikaten çok güzel. İnşallah devamı da gelir. Çok iyi olacak, görüyoruz. Evet, güneş yükselen yıldız dedik. Bu herhalde ICCI'nin sloganı oldu bu kongrenin. Gayet güzel, evet. 6361 megawattlara ulaştık. Dolayısıyla İstanbul'da. Evet, aynı zamanda 6361 megawattlara ulaştık. Bu daha da çok artacaktır. Ve ilerleyen zamanda da çok daha farklı yerlere geleceğiz diyoruz. Benim bir sloganım daha var, yani daha doğrusu genel set olarak. Enerjide oyunun kuralları değişecek diyoruz. Yani güneş artı enerji depolama ile birlikte bundan sonra bu enerjide oyunlar yeniden karılacak ve yeni yeni yöntemler belli olacak. Çünkü hakikaten çok farklı bir şekilde ilerliyoruz. Peki, şimdi konumuz YEKA ama tabii ki öncelikle bir Genset'ten de bahsedelim. Genset'in kurucusu üyesiyim aynı zamanda. 43 üyeyle 10 yılı aşkın süre oldu kurduk. Geçenlerde de 10. yılımızı kutladık. 162 üyemiz var ve sektörün büyümesi için her alanda yer alıyoruz. Ve tabii ki GÜYAD'ın tüm söylemlerine katılıyoruz. Sektördeki 5 yılı geçmiş ya da 5 yıldan daha az bir süre olan tüm herkes için çok güzel özetledi yapılanları. Bunları da biz çok yürekten destekliyoruz. Ama ben özellikle bir konuya değinmek istiyorum. Bu son birkaç yıldan beri özellikle de dernek başkanlarımızın katkısı ile bu 3 tane güneş derneğimiz çok bir arada hareket etmeye başladılar. Görüyorsunuz da sosyal medyadan diğer şeylerde görüşler arada tartışılıyor. WhatsApp grupları var kendi içlerinde ve bir birlik beraberlik içerisinde gidip konuşuluyor. Bu bence güzel bir gelişme. Özellikle hani böyle bir ortamda böyle bir 3 derneğin bir arada aynı fikirlerde olması her ne kadar üye yapımızda bazı farklılıklar olsa bile bazı noktalarda ortak yerde buluşabiliyoruz. Bu çok güzel. Biz aynı şeyi genel sekreterler arasında da götürmeye çalışıyoruz. Böylece birlik beraberlik içerisinde maksat sektöre en iyi şekilde, en iyi imkanları sunabilmek. Şimdi konumuz mini YEKA. Ben birazcık mini YEKA'dan bahsedeceğim. Bu YEKA'larla ilgili üyelerimizle yaptığımız işte bu Zoom toplantılar olsun. Tabii bu son zamanlarda Zoom toplantıları bayağı bir arttı. Bazı ufak konular var. Hepsine tek tek değineceğim. Fikir olması açısından bahsetmek istedim. Özellikle bir kere ertelendi biliyorsunuz. 18-22 Ocak 5 günde alınacaklar bu başvurular. İşte gelen sorulardan bir tanesi yarışma ne zaman olacak gibi. Tabii ki bu katılımcıların sayısına bağlı olarak belli bir sürede bu incelenecek dosyalar. Ve bu dosyalar sonucunda da herhalde 1 ile 3 ay arasında bir süre olabilir. Bu 1-2 ayda olabilir. Sonra yarışmaya çıkılacak. Yani bu katılımcı sayısı ve işte firmaların hazırlamış olduğu dosyanın incelenmesi bir süresi var. Bunun bitmesi gerekiyor. Bu süre sonunda da yarışma yapılır. Amacımız çabuk olsun, bir an evvel yapılması yönünde. Peki diğer olarak tabii ki 30 kuruştan başlıyoruz, eksiltme olacak. Tabii ki döviz fiyatları arttı, belki burada bir düzenleme olabilir bununla ilgili. Ve tabii ki teminat mektuplarını mutlaka öncesinde hazırlayıp sunmamız gerekiyor. Tabii ki sözleşme imzalandığı zaman itibariyle taksimetremiz çalışmaya başlıyor. Yani bu 30 yıllık süre ve ilk 15 yıldaki bu yektem desteği taksimetre çalışıyor. O yüzden Berk Hanım'ın bahsettiği yatırımcıdan kaynaklanmayan bazı kamu tarafı
işlerde özellikle 2-3 tane madde var. Buraların süreleri tanımlı değil hakikaten. Bu süre ve süreçlerin birazcık daha belirlenmesi lazım. Bununla hep aynı fikirdeyiz zaten. Yani işte YKN alanının ilan edilmesiyle için resmi gazetede yayınlanması gibi tam başlayıp da 2-3 tane daha maddede süreçler çok net değil. Bunların hakikaten mutlaka zamanlamalarının sürelerinin konması gerekiyor. Çünkü bu 15 yıllık teşvik süreci bu taksimetre bu süreç içerisinde işliyor. Tabii bu önemli olarak diğer bir konu, bu 15 yıl boyunca bu YEKDEM kapsamında alacağımız bu teşviği dışına çıkamıyoruz. Yani 15 yıl boyunca bu rakamlar neyse bu rakamları alacağız bu yarışma sonucu olacak 15 yıl süresince. O yüzden de çok önemli hem yarışmada kazandığımız rakam, kazanılan rakam, hem de bu eskalasyon dediğimiz 3'er aylık artış periyotları hakikaten çok önemli. Bu artış periyotlarının mutlaka bir düzenleme getirilmesi lazım. Berke Hanım biraz bahsetti. Yani şu an itibariyle her 3 ayda bir formülle üfe artışlarına göre ve APTF dediğimiz PTF normal piyasa takas fiyatının 1.25 birkaç sayısıyla hesaplanan bir formülümüz var. Bu formülde öyle bir formül ki 3 aylık süreç sonucunda eğer üfedeki artış ya da APTF'deki artış hangisi büyükse o geçerli oluyor. Yani bir APTF gibi bir üst sınırımız var. Çünkü bankacılar tarafından baktığımızda da hem işte üfeye göre bir artış bir bilinmeyen hem PTF'nin bir bilinmeyen iki bilinmeyen hakikaten bayağı bir denklemi zorlaştırıyoruz. Denklem zaten zor bu haliyle TL bazlı olduğu için. O yüzden bir kere hakikaten bu APTF dediğimiz üst sınırların bir tanesi olan bunun bir kere kalkması, bu hakikaten çok önemli. Bununla beraber tabii ki bu artışı birazcık daha bu dolardaki artışa göre bir şeylere bağlamak lazım. İşte yani bu ne olabilir? İşte bir yarışmayı kazandıktan sonra kazanılan rakam bir döviz bazlı bir taban puan bir tabas olur. Ve bu hep baz alınmaya çalışılır. Bu şekilde gidebilir kazanıldıktan sonra. Ya da işte yerli kömüre verilen bir teşvik var biliyorsunuz. Yani özel olarak belirlenmiş bir formülle bu fiyattan yerli kömürcüler satabiliyor. Yani bu nedir? Artış %50 üfe artışı artı %50 o süreçteki döviz artışının bir ortalaması gibi bir değerden işlem geliyor bu yerli kömürün satış rakamları. Yani bir şekilde tabii ki TL bazı olacak sonuçta ama bir döviz tarafına bir endekslemek lazım. Bu hakikaten çok önemli bir konu. Zaten bu konu içerisinde tüm dernekler olarak aynı fikirdeyiz. Görüşlerimizi zaten bu yönde sunduk. Bu hakikaten şu anda bu YEKA'nın gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir konu. Özellikle altını çizmek istiyorum. Bu konuyu mutlaka bir düzenleme olması gerekiyor. Dün sağ olsun Bakan Yardımcımız Abdullah Tancan Bey de bazı fikirleri sordu. Bunlarla ilgili nasıl olur? Tabii sırf güneş üzerinde değil, diğer jeotermalde ve diğer kaynaklarda da böyle söz konusu. O yüzden de hani bu konu üzerine zannedersem Kasım ayına kalmadan ortak bir görüş tekrar bir hazırlayıp sunacağız hep birlikte. Bunun üzerinde tekrar bir konuşulacak. Çünkü hakikaten TL bazlı ve artışın yatırımcılar ve bankacılar tarafından uygun bulunduğu bir model ile minimum oranlarda fiyatların belirlenmesiyle yatırımın gerçekleştirilmesi en sağlıklı bir durum. Yoksa tabii ki hem yatırım olmayacak hem gerekli başvuru olmaz ya da olduktan sonra kalır gibi durumlar olması söz konusu. Peki bunun dışındaki diğer bir ikinci konuyu da bahsetti Berke Hanım. Hakikaten ikinci 45 gün sonunda saha belirlenmemişse
daha doğrusu saha belirlenmiş ve EYGM tarafından uygun görülmediyse sözleşmenin feshi ve teminat irad söz konusu. Hakikaten burada da aynı fikirdeyiz. Bu sözleşme tamam ama eğer yatırımcıdan kaynaklanmayan bir durum oluyorsa ki olma ihtimali var. Çünkü işte orada bir başka lisans ya da ön lisans olabilir ya da YK ilan edilecek bir alandır. Yani yatırımcının bilmediği durumlar olabiliyor, olabilir de. O yüzden de yatırımcıdan kaynaklı bir durum değilse bu teminat yakılması, irad kaydedilmesi olmaması gerekiyor. Zannedersem bakanlık da bu konuda bayağı ılımlı yaklaşıyor. Bu üç derneğimizin baskıları sonucu burada da bir düzenleme olacağını bekliyoruz. Biliyorsunuz 5 gün kalaya kadar bir zeyinname çıkabilecek. Bu güzel zeyinlamelerin çıkmasını bekliyoruz diyelim bu arada. Hemen arazi derken üyelerimizden çok soru geliyordu. Yani daha çok lisanssızla uğraşan üyelerimiz olduğu için lisanssızdaki gibi arazinin kendiniz olması gerekmiyor. Aynı lisanslı projelerde olduğu gibi herhangi bir yeri, devlet arazisi olsa, şahıs olsun, orayı kamulaştırma sürecinden geçirerek araziye sahip olunabiliyor. O yüzden de bayağı bir geniş yelpaze söz konusu. Aynı lisanssızları olduğu gibi bu işler yapılabilecek. Diğer bir konu şart sözleşmede var. Eğer mevzuattan ya da teşvik değişikliğinden dolayı yatırım bedelinde %3, işletmede %10'dan fazla bir fark çıkarsa bunun geri alınması, iade edilmesi, verilmesi gibi bir madde var. Yani bu biraz hassas bir konu. Bunun biraz da açılması gerekiyor aslında. Yani hangi durumda bunu kim hesaplayacak, hangi yöntemle hesaplayacak? Çünkü yatırım sürecinde nereden baksanız 2-3 yıllık bir süreç olabilir. İzinler de devreye girmek gibi düşündüğümüzde bu süreçte mevzuattan kaynaklı herhangi bir fark olduğunun hesabının birazdan netleştirilmesi lazım. Yani ileride bir sıkıntı yaşanmaması için yani bu da önemli konulardan bir tanesi. Bize gelen diğer bir sorulardan biri de diyelim ki devreye girdiniz. Hangi dağıtım bedeli ne olacak? Şimdi genelde 10-20 megawattlık tesisler olduğumuz için tabii ki orta gerilimden bağlanacağız. O yüzden de hani orta gerilimdeki şu anda lisanslı santrallere uygulanan işte 2.6 kuruşluk küsur kuruşluk bir dağıtım bedeli var. O dağıtım bedelinden yatırımın süresince işletme işte bu kaç yılsa kalan lisansının sürecindeki işletme süreci bu yatırım bedelini, bu dağıtım bedelini ödeyeceksiniz. Tabii ki bu biliyorsunuz tarifeler yayınlanıyor her 3 ayda bir, 6 ayda bir değişiklik gösteriyor. Buna göre hesabınızı yaparken yapabilirsiniz. Bütün bunların dışında tabii ki bu artışlara ilgili şöyle bir 10 yıllık döneme bakıldığında yani üfedeki artışın 10 yıla baktığında 9 küsürlerde yani %9 civarında halbuki bu yerli kömürde olduğu gibi bir miktar dolara endeksi olduğu zaman da %12'lerde olduğu ve doların da %13.9-14 civarı yıllık bazda bir artış olduğu gözükmekte. O yüzden tekrar en önemli konu olan bu artış durumuna gelmek istiyorum. Yani burada bu 3 aylık dönemlerde artışların düzenlenmesiyle ilgili mutlaka bir çalışma yapılması lazım. Ve bu çalışmalarında inşallah bu Kasım ayına kadar yine ortak bir öneriyle sunarak bakanlık düzeyinde bir düzenlemeyle ve çıkacak bir zeyinnameyle de tüm yatırımcılara mutlu edecek bir haber, paylaşım, müjde olmasını diyerek sözlerime şimdilik biraz tamamlayayım. Çünkü bayağı bir süremiz gitti gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum tekrar herkese. Çok teşekkürler Hakan Bey. Sağ olun. Levent rica ediyoruz. Buyurun. Tekrar merhabalar. Sesim geliyor mu öncelikle? Bir kontrol edeyim. İnternetim çok iyi olmadığı için.
Evet, ses güzel. Geliyor. Ses de iyi, manzara da çok güzel fonda. Evet, manzara şu anda katılımcılarımıza da böyle bir arka planda, hatta deniz manzaramız da var ama şimdi konu ciddiyetinden de uzaklaşmasın diye o tarafı göstermiyorum. Öncelikle ICCI Dijital Platform'a teşekkür ediyoruz günler olarak biz de. Böyle fırsatlar tanıyorlar ve bu pandemi döneminde özellikle iletişimin yüz yüze yapılamadığı dönemde aslında bir fırsata dönüştürüp yani bir toplantının Ankara'da bir yerde ya da İstanbul'da bir yerde yapılmasından aslında Türkiye'nin her yerden katılımcının çok da bir para harcamadan çok kolaylıkla böyle toplantılara katılıp bilgi alabilmesi çok güzel bir şey. Bu arada siz de öncülük ediyorsunuz. Biz Günder olarak öncelikle teşekkür ederiz çabalarınızdan dolayı. Zaten hani üçüncü konuşmacı olarak Berke Hanım ve Hakan Bey aslında bu MİNYAKA 3 tarafında, hatta bununla beraber sektörün genel problemleri ve gidişatıyla ilgili bütün değinilebilecek konular aslında değindiler. Ben aslında şöyle Günder'in yapısının gereği de bizim 130'u aşkın kurumsal üyemiz, bireysel üyelerle de 200'ü buluyor. Çeşitlilik anlamında hem yatırımcının, hem üreticinin, hem yan sektörlerin işte çelikçisi, kablocusu vesaire gibi sektördeki sadece üretici olmayıp da yatırımcı olabilen ya da o sektöre bir şekilde yan hizmet verebilen üyelerden oluşuyoruz. Bunlarla beraber akademisyen ya da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili finansal anlamda da işler yapan insanlar da üyemiz. Dolayısıyla ben herkesin de çıkarları doğrultusunda hani Günder adına konuştuğum için de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle konuşmama da aslında şöyle başlamak istiyorum. Şimdi çok güzel bir ülkemiz var. Güneşimiz çok güzel. Ve aslında aldığımız yolda çok iyi bir yol. Hani yaptığımız projeler şu an hayata geçmiş güneş ama yeterli değil tabii ki. Ama bu tür yarışmalar ve teşvikler sonuçta bu yatırımın aslında ilk sürdürülebilir bir sürece girmesi için bir geçici süreç diye bakıyorum ben. Çünkü ilk yapılan lisanslı MİNYAKA MİNYAKA öncesi YEKA ihalelerinde de bu tür destek mekanizmalarıyla özellikle güneşe olan yatırıma iştahın artması ve yatırımcıların gelip bu santrali kurması. Dolayısıyla hem güneşten enerji üretimi oyunun kurallarını değiştirecek dediği Hakan Bey'in dediği gibi bununla beraber de aslında hem çevreci tarafıyla da yarın öbür gün hani karbonu çok fazla konuşmuyor kimse ama yarın öbür gün çok önemli bir noktaya gelecek karbonla ilgili tasarruflar anlamında güneşin desteklenmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ama bununla beraber ülkemizin ulvi menfaatlerini her zaman koruyucu bir şekilde bu tür yarışmaların, ihalelerin düzenlenmesi tabii ki doğru olanı. Fakat bununla beraber bir ama geliyor tabii. Şimdi bahsedilen hani hem Berke Hanım'ın hem de Hakan Bey'in bahsettiği bazı şartnamede ya da işte bu MİNYAKA ihalesindeki insanların kafasını karıştıran ya da yatırım iştahını azaltan birçok konu var çözülmesi gereken. Bunları artık ben tek tek değinmeyeyim daha fazla vakit almamak adına. Zaten kendileri çok güzel bir şekilde özetlediler. Ama ben olaya biraz daha şeyle bakayım, basitçe bakmaya çalışayım. O da şu, şimdi biz MİNYAKA ihalesinin şartnamelerini gördük, nasıl yapılacak, işte fiyat artışları nasıl olacak, bunları hep okuduk. Bununla beraber yabancı yatırımcı da ki biz hani ülkeye döviz girişi anlamında yabancı yatırımın, hatta direkt yabancı olan yatırımcının iştahının yüksek olmasını istiyoruz ki döviz girişini artıralım. Yani sonuçta bu işin aslında önemli bir kısmı. Ülkemizin buna da ihtiyacı var. Ama biz MİNYAKA'da ne kurallar koyarsak koyalım, hani bir taraftan ülkemizin tabii ki ulvi menfaatlerini korumak buradaki hedef ama global anlamda da finansın kuralları çok değişken değil. Yani siz bütün istediğiniz yani en doğru olduğunu düşündüğünüz şeyleri, kuralları koymaya çalışsanız bile sonuçta uymanız gereken de global kurallar var. Ben bu anlamda bu risk analizini yapacak olan yatırımcı için hani karşısında neler olduğunu şöyle basitçe bir gözden geçireyim. Çünkü hani hem üyelerimizden gelen sorular hem de ben de bu Günder'in üyesi olarak olan bir şirketin yöneticisi olarak hem yatırımcıyız hem EPC'yiz. Yani bununla beraber üretici bir sürü şeyimiz var, üyemiz de var. Onlardan da sorular geliyor ama bir de özellikle MİNYAKA hani adından belli daha düşük
parçalar halinde yapılacak bir ihaleyle küçük ve orta yatırımcının da bu oyunda bir yer alması hedefti. Şimdi bu hedefin şaşmaması gerektiği bir kere benim en önemli düşüncem. Çünkü özellikle bu tür ihalelerde insanların yatırım yapma kabiliyeti belli bir seviyeye kadar yatırım yapma kabiliyeti varken bu parayı kenarda tutmak yeri bu yatırıma yönlendirmesi sonuçta bizim milletimizin de devletimizin de ulvi menfaatleri için değerli. Çünkü birçok küçük yatırımcı birleştiği zaman aslında çok ciddi bir yatırım kabiliyeti ortaya çıkıyor. Fakat bu MINYK'yı okuduğumuzda gördüğümüz zaman işte bu riskler sadece işin finansman tarafını konuştuğumuz zaman kendince riskler içeriyor. İşin teknik anlamındaki bazı riskler işte bu yerlilik oranı bunun nasıl sağlanacağı vesaire. Bir de bununla beraber aslında bence gereksiz olmakla beraber hani bunun çözümü olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bu arazi tahsisleri konusundaki bilinmezlikler özellikle devletin kurumlarının arasındaki iletişimin bile çok zor olduğu ki biz bunu lisans ve lisanssız projeler aslında çok fazla yaşadık. Bu iletişimin düşük olduğu bir ortamdayken sürelerin de kısıtlı olması insanların yatırım iştahını bence düşürüyor. Şimdi yabancı yatırım, hani yerli yatırımcı biraz daha ülkenin kurallarının dinamiklerine biraz hakim oldu zamanla. Ama yabancı yatırımcı özellikle bunlarda bir ülke riski, ülkede yapabileceği şeyler anlamında bunları biz bir düşünüyorsak onlar belki iki defa, üç defa düşünüyor. Şimdi arazi tarafından başlayayım çok hızlı ve çok basitçe anlatmaya çalışacağım. Hiç teknik tarafa da girmeyeceğim. Bu arazilerin tahsisiyle ilgili hani örnekleriyle de aslında hani böyle sıcak bir şekilde bir sohbet olsun. Bazı yatırım yapmak isteyen insanlardan sorular geliyor. Yani gündelen bana da geliyor. İşte arazi bakmak için insanlar bir çaba göstermeye başladıklarında gittikleri zaman mahallenin muhtarına tabii gidiyorlar, soruyorlar arazi var mı yok mu? Güneş için mi geldiniz diye başlıyor. Şimdi orada bir arazi fiyatlarında bir dengesizlik hemen oluşturmaya başlıyor. Bir taraftan buraya devletin arazilerini kullanabilmek gibi bir opsiyon var. Şimdi oradaki fiyatlar gerçek piyasa fiyatları aynı değil. Dolayısıyla bunların da süreçlerini işletirken işte buradan yapılacak imar, alınacak yazı, kurumlardan toplanacak işte şeyler, izinler vesaire. Çok ciddi bir süreç ve gerçekten de bazen biz bile hani işin artık bunun benzeri birçok işi yapmış insanlar olarak bile endişeler duyuyoruz. Süre bazen 15 günde bitebileceğini düşündüğümüz bir iş bazen 3 ay 4 ay sürebiliyor. Ama ben şöyle düşünüyorum. Her konulan risk yani bu denklemin içerisinde MINYK'nın sonuçta bütün bu denklemler alt alta toplanacak ve bir teklif ortaya çıkacak. Bu fiyatta da 15 yıllık bir süreçte de yatırımın geri dönüşü beklenip ondan sonrası için de işte bu yatırımdan bir kazanç elde etmek yani aslında temel amaç. Ama her konulan bu tür bir belirsizlik aslında buraya bir maliyet konulmasına sebep oluyor. Yani şöyle bakıyorum, her riskin bir karşılık maliyeti var. Bir finans kuruluşunun her zaman bakışı budur. Mesela biz bankalarla konuştuğumuz zaman da bunu çok yaşıyoruz. İşte hani ne kadar bir öz kaynak kullanacağız, ne kadar bir kredilendirme yapacağız noktasında bile işin riski değiştikçe, arttıkça koymamız gereken öz kaynak değişiyor. Bankada proje finansman kredisine sıcak bakmamaya başlıyor. Hep bu tür riskler aslında bir maliyet doğuruyor işin özetinde. Arazi nerle ilgili bu biraz önce konuştuğumuz sorular, sorunlar, işte bu süreçlerde bu işleri çözebilecek miyiz? Arazi 1 liradan mı alacağız, 15 liradan mı alacağız? Devlet arazisi mi olacak, işte şahıs arazileri mi olacak, kendi arazinizi mi kullanacaksınız gibi değişkenlikler. Eğer size bir avantaj sağlar, işte kendinize ait bir araziniz yoksa ya da ne bileyim çok önceden anlaşmasını yaptığınız çok uygun fiyatlı bir araziniz yoksa ve bu denkleme bir maliyet koymanızı gerektirecek. Bu da işin özetinde aslında ulvi menfaatlerimiz dedik ya, millet olarak. Aslında bu rekabet ortamını çizgisini yukarı aşağı değil yukarı götüren bir şeye dönüşecek. Dolayısıyla hele bir de bir pandemiden de hani bahsedelim. Şimdi belirsizlik ortamı içerisinde yatırım yapmaya çalışılıyor. Bu fiyat ekskalasyonu ile ilgili zaten herkes bahsetti. Ben daha fazla bahsedeceğim ama ben sonucuna geleyim hemen. Ya bu belirsizlik işte üfedeki artışı dövizde hepsini bir grafiğe koyduğunuz zaman birbiriyle hiçbir zaman çok da uyumlu grafikler çıkmıyor. Ve insanlar bu grafikler arasındaki farklarda oluşacak riskleri karşısına bir rakam yazıyor, bir fiyatına koyuyor. Şimdi böyle bir ortamda bu ihale yaptığınız zaman siz ne kadar zorlayıcı üst
tam fiyatlar belirlerseniz belirleyin. Bir şekilde bu fiyat aslında doğru bir rekabeti sağlayamadığını ben şahsen düşünüyorum. Buna da şöyle aslında bir taraftan örnek vereyim. Mesela işin finansman tarafındaki süreçte sizin bu ihaleye girerken yazacağınız maliyetlere koyduğunuz rakamlar olacak. İşte bu malzemelerin temin edilmesi, bunların sahada işçiliklerinin yapılması gibi teknik maliyetler var. Bunları bir kenara koyacaksınız. Arazi maliyetleri var. Bunları bir kenara koyacaksınız. Ben mesela şöyle bir uç soruyla gidebilirim. Biz bu arazileri neden hani bulup birisi beğenilmezse ikincisi sunmak yerine belirlenebilecek ki devletin bununla ilgili çok ciddi kaynakları da var. Neden bu araziler aynı önceki YEKA gibi belirlenmiş ve onlar üzerinde daha rekabetçi ihaleler olmuyor? Mesela bu soruyu ben kendi kendime çok sordum. Şu anda da bu araziyle ilgili insanların çekincelerinde ben de bu işine bir yatırımcı olmayı düşünen birisi olarak, bir firma olarak da söylüyorum. Çok ciddi bir risk olarak görüyorum. Ya da istediğim fiyatları yakalamayacağım, rekabetçi olamayacağım diye düşünüyorum. Şimdi mesela bu aslında çözülebilir bir sorun arazi tarafıyla ilgili. İşin finansman boyutunda hani birkaç bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bankalar ya da global yatırımcılar ya da yerli bankalara kaynak sağlayan yabancı fonlar sonuçta bir risk analizi yapıyor. Tabii ki Avrupa'da eksi faiz var, işte parayı bir yatırım yapacak yer yok. Türkiye çok güzel bir kaynak ama kimse de hesap yapmadan da bir ya nasıl olsa bizde eksi faiz var gidelim nasıl böyle bir şey demeyecek. Dolayısıyla bizim her şeyden önce yatırımcı iştahını düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda ben çok iştahlı bir yatırımcı görmüyorum. Mutlaka bu işin tabana yayılması gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda işte bahsetsem onlarca konu var. Bu yerlilik meselesi var mesela. Bu hücrelerin Türkiye'de yapılması konusu var. Yani daha bu rekabet ortamları oluşmamış durumdayken biz böyle bir zorunluluğu bu ihaleyle ön plana koyduğumuz zaman gene kenara bir maliyet yazacak risk ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü biz ülkede şu anda güzel bir sürü fabrikalar açıldı, para üretmeye başladık. Tabii ki ciddi bir ham maddeyi ya da yarım amil olarak yurt dışından alırken adım adım aslında bunları yarım amülleri daha bir ham madde halinde alır da yapar duruma gelişmek için bir yol izliyoruz ama sanki acaba bu ihale süreci ve bu getirilen şeyler bunlar çok böyle paralel hızda gitmiyormuş gibime geliyor benim. Dolayısıyla bizim bazı konularda tabii ki beklemek de çok doğru değil. Çünkü bir piyasada birçok insan bu işlerden para kazanıyor ve bir sürdürülebilirliğe ihtiyaç var. Ama bunun da bir homojenitede gitmesi de bence temel amaçlardan bir tanesi olmalı. Anlık ihaleler sonrası işte 2017 yılında olduğu gibi bir anda onlarca santral sonra böyle bir sessizlik ortamından ziyade homojen bir hızda gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve mini yakaların da aslında bunun için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilirlik anlamında. İlla bir seferde bir giga ya da bir günde hepsini yapalım değil. Bunu sürdürülebilir bir hale getirmenin yolları bulması gerektiğini düşünüyorum. Ben çok da fazla uzatmayayım. Yani genel anlamda çok teknik konulara değinmedim Hakan Bey ve Berke Hanım değindiği için. Ben biraz daha çok böyle piyasanın düşüncelerini böyle bir toparlamaya çalıştım ama çok da bir 10 dakikaya sığacak konular da değil bunlar. Ama işin özetinde sorunlar var. Mineka'nın Mineka ihalesiyle ilgili ve bunların çözülmesi gerekiyor. Bu tür sorunların çözülemesi ve risklerin ne kadar yüksek olması hem oradan gelecek yabancı yatırımcı ve döviz girişinin önüne geçecek hem de doğru rekabet ortamları ve doğru fiyatların oluşmasında yukarı doğru bir sonucu olacak diye düşünüyorum.